Selamünaleyküm. Cümleten hayırlı günler olsun arkadaşlar. Murat kardeşim hoş geldin. Nasılsın, iyisin inşallah. Allah razı olsun. Çekiyor arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi güzel kardeşim benim. Beni ziyarete gelmiş. Sağ olsun. Biz de bu şekilde bir live yapalım dedik. Murat kardeşim, nasılsın, iyisin? İyiyim, siz sormadın. Allah razı olsun. Evet, bakalım kaç kişi gelecek inşallah. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Gününüz hayır olsun. Murat baba. Evet abi. Biraz kuşlardan bahset ya. Kuşlardan bahsedelim. Şimdi birilerinin ismini anmıyoruz. Tabii anmıyorum. Ya boş boşuna reklam yapmaya gerek yok. Yani adam bile kendisi bile istemiyor adını anmamızı. Aynen. Aynen. Gerek yok yani. Aynen. Kuş kimin kapısındaysan kuşun sahibi o. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yazabilirsiniz. Evet şu an yazabilirsiniz. Aleykümselam Fransa Anatolia. Sen de hoş geldin kardeşim. Öykü Dünyası hoş geldin. Merhabalar olsun. Sinan Çabuk hoş geldin kardeş. Merhabalar olsun. Gününüz hayırlı olsun arkadaşlar. Vallahi bugün Murat kardeşim bana gelmiş. Oturuyoruz. Hava güzel. Bir tane daha attık bakalım ne olacak. Sohbet ediyoruz. İsmail aleykümselam hoş geldin. İsmail gelmiş var. Sen şeyini telefonunu alsana. Telefondan yazılara takip edersin. Ha, tamam. Yazanlar belki soru sorar bakarsın. Sorursan oradan okursun. Ya bazen yetişemiyorum ha. Ya, sorun değil yani. İsmail hoş geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. Krefeld'den selamlar. Aleykümselam Sinan abi. Sen de hoş geldin. Fransa. Merhabalar olsun. Çikiltat hoş geldin. Merhabalar olsun. Nasıl İsmail? İyisin inşallah. Valla biz de bir kuş attık. Gerçi burası ana baba günü. Şu kuş kötü mü lan? Bak. Kaçla gitti? Bu gördün değil mi? Kaç yaşındaki kuş? Kaçla gitti? 4-5 takla orada ya. Ula 4-5 ya, senin şeyin yok mu? Sayman yok mu? Matematik de yok. Matematik yok. Şimdi Türkçe yoktu da matematik de mi yok? Ben saydım en az 6-7. Acali zaten diyor ki Murat'ın Türkçesi. Belgesel abla hoş geldin. Merhabalar olsun. Cins güvercin yok mu? Yoksa hepsi taklacı mı? Valla abi cins de var. Ben sana cinsleri de göstereyim. Kısa kısa. Ben sana bir göstereyim bakalım canlı yayında. Beğenebileceğin. Göstereyim. Orijinal Irak kuşları arkadaşlar. Tepeli, kısa kaka. Böyle ala, böyle güzel. Gördün mü abi? Cins. İstediğin ben sana cins göstereyim. Bak bu cins var. Çok güzel kuşlar. Bu şekilde. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne diyorduk Murat abi? Millet kuştan anlamıyor. Evet. Bu kuşu o gün ihaleye götürdüm arkadaşlar. Evet. Değil mi? Gör, sen de şahitsin. Evet. Bu kuşa 5 lira vermediler. Şimdi gelip görseler kaç lira verdiler? Herkes hazır alma peşinde. 5 liraya onlara müsait olmak istiyorlar. Evet. O da yani zor. İhalede görüyoruz. 5 liraya 10 liraya adam. Aleykümselam hoş geldin kardeşim. Anla diyor. 50 metre, 20 metre, 30 metre gidiyor. Alıyorsun boş çıkıyor. Onun için yani ihalede yani havada göreceksin. Kuşu aldın mı havada alacaksın. Valla ihaleye de bazen böyle demek ki güzel kuşlar geliyor da kimse kuştan anlamıyor. Ya geliyor da ben her zaman söylüyorum. İhalede içeride takla atan yerde dönen kuşu almayın. İçeride takla vurmayan, soyunu bildiğiniz kuşları al. Yoksa gidip her kapıdan da kuş alınmaz. Çünkü aynı. Herkesin kuş anlayışı değişik. Herkesin kuş zevki değişik.
herkes benle iyi var diye besliyor. Onun için yani kuş havadayken belli olur. Değil mi? Yerde hiçbir zaman belli olmaz. Aynen. Abi karşılıklı abone olabilirsiniz. Sorabilirsin kardeş. İsteyene abone olsun. O şekilde yapabilirsiniz. Şimdi değerli dostum, güzel insan. Adana olarak biz de Adana besledik. Mesela Adana'nın uçumu güzel, atması güzel değil mi? Taş gibi düşüyorlar. Taş gibi güzel. Adana'nın bir sorunu var. Bir tane getirdin mi erkek, bir yuvaya attın mı, bakıyorsun ki 2 gün sonra, 3 gün sonra ya bütün kümes Adana olmuş. Çünkü onlar çok hovarda oluyorlar değil mi? Çok güçlü kuşlar, bütün kuşları kandırıyorlar. Adana'nın bir tek o problemi var kardeş. Ben Adana güvercini besledim, gökyüzünden füze gibi iniyor diyor. Füze gibi iniyor. Aynen. Biz de severiz yani. Ama dediğim gibi, atmaca mı geldi lan? Ben de dediğim gibi işte, bir Adana getirdin mi, kümesin içine attın mı, bir bakıyorsun iki gün sonra Murat kardeşin dediği gibi bütün kümes Adana oluyor. Zafer, benim ne kadar iyi kuşçu olduğumu anlatır mısın? Vallahi senin ne kadar kuşçu olduğunu ben bilmiyorum. Senin kapındaki kuş kadar kuşçusun. Kapında ne besliyorsan, kapında benim kuşlardan yoksa demek ki benden daha az kuşçusun. Anladın? İsmail var ya, diyor anlatsana benim ne kadar. Abi 5 yaşındaki kuşu uçurtuyoruz. Demin geldi 7-8 tokatla gitti. Ben bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Buyur. Yani kuşçuluk yani. Yaşlı, biraz sesini yükselt. Kuşçuluk yapacaksa 70 yaşındaki adamda da bebek kuşu var. Evet. 100 yaşındaki adamda da var. Yok, 5 yaşındaki çocukta da en kral kuş var. Ya şans, bu kuş öyle bir iş ki şans. Gidiyorsun, hiç ummadığın adamda öyle bir kuş çıkıyor. 70 senelik soyu beslediği adamın kuşuna 10 tekme çekiyor. Onun için yani peki kuş kaliteliyse, sana kuşçuluk ya iyi kuşlar anlıyorsan bir ihalede 2 tane kuş al. Eşit birbirine gidip de sağa sola bin lira, 5000 lira, 10000 lira vermeye o zaman anlamı yok. Git 2 liraya da kuş. Aynen. Onun için yani bu kuşçuluk yaşla ile başla olacak iş değil. Çok gezeceksin, çok kuş uçuracaksın, öyle çözersin. Yoksa nasıl kuşçuyum? Bana hepsi palavra. Millet yani ben de Türkiye'de hemen gezmediysem 56 tane ilçe falan gezdim. Çok büyük kuşların yanına gittim. Yok ya, ben görmedim. Ama Zafer abi de canlı canlı izliyorsun. 5 ya yaşındaki kuşu. Ya olur ya, 5 yaşında kuş da olur. 10 yaşında kuş da ben gördüm. Duydun mu İsmail? Bak 5 yaşındaki kuş uçuruyoruz. 5 yaşındaki. Geldi 7-8 tokatla gitti dedim. Kuş ürküyor buraya gelmeye, evet, biliyor musun? Biz burada yan tarafta inşaat. Yan tarafta da inşaat var arkadaşlar. Onun için yani benim eve kuşçuluk havada olur. Diyor benim eve çok hırsız gelmeye başladı. Sattım o yüzden hepsini. Sen de anlatsana senin kuşların hırsızları. Evet, doğru. Ben Hollanda'da 2 kere çaldılar benim kümesi. Bir sefer de Belçika'da çaldılar. Sağ olsun adamlar 3 sene 4 sene bir geliyor, temizleyip gidiyorlar beni. Benim bak, gibi kamera taksaydın kardeş. Ya sen bir insan kafaya koymuşsa o kuş orada çalma, istersen kamera da. Ama kamera gösteriyor. Ya, bulabiliyorsun ya. Bir şey yapamaz. Seni girip de nasıl bir, ben? Bir kuş için adam da vuramazsın. Vallahi gerekirse adam da vurulur. Gerekirse polise de verilir. Hele ki görüntü eline geçerse. Onun için yani bir şey yapamıyorsun maalesef. Kuş ağzını mı açmış lan? Sıcak ya. İndirelim. At bir tane kuş, sorun değil. Sen oraya git bir tane yakala, çıkart şuraya at. Havaya atma ha. Bir tane. Kısa. Hemen eline ilk hangisi geçiyorsa yere at. Bismillah de. Aman dikkat et. Bir tarafını kırma ha.
Şimdi yakalayamazdı ha. Abi ben seni takip ediyorum. Sen beni ediyor mu? Saffet Osman. Vallahi eğer beni benim için söylediyse kardeşim, yere indir onu yavaş. Tamam. Ula bu kapıyı kapat kapıyı. Abi benim için söylüyorsan ben herkesi takip ederim. Yeter ki bir yorum atın. Bana bir yorum atın ben herkesi takip ederim. Sorun değil. Hiç önemli değil. Şimdi Murat bu kuş üç çemberlerden bak. Taklayı çevirdi. Evet. Atmaca vurmasın diye. Evet. Ben bunu şey yaptım. Kırptım. Evet. Şimdi biz kuşumuz gelecek inşallah. Evet. Abi bana bir yorum at. Tamam mı? Herhangi bir videoma bir yorum at ya da ilk videolarıma. De ki selam. Takipteyim. Ben sana dönüş yaparım kardeşim. Sorun değil. Erşan abi hoş geldin. Aleyküm selam. Sen de hoş geldin. Benim için hiç önemli değil kardeş. Ben herkesi takip ederim. Kaçta gitti? Ben matematiğim yok. Matematiğin yok. Ulan 5 yaşındaki kuş. Bak görüyorsun üstüne koymuş değil mi? Ya bu kuşlarda öyle bir şey var ki. Kuş bunlar yani kolay kolay taklayı bırakacak türde kuşlar değiller. Yani bir saat de olsa ilk geldiği sefer, son geldiği sefer aynı oyunları yapıyor. Aynı taklayı yapıyor. Bazı kuşlar var. Bir saat uçuyor. Sesi de gidiyor solu yani. Ya ne bileyim piyazada ben çok kuş aldım. Hani bu kuşlar yani piyazada kuşlardan çok çok üstün yani kuşlar. Ya ha, yavru görmüş 10 tane 20 tane yavru da aldım ben bu kuştan. 2 senedir doğru yatık. 3 haftadır ben buna şey veriyorum. Nefes veriyorum. Kuş üstüne koyuyor aşağı indirmiyor. Bak dünden o gün yaptığından daha güzel yapıyor şu an. Evet. Görüyorsun değil mi? Sen ki şahitsin. Peki. Arkadaşlar canlı yayında bak kuş uçuruyoruz. Eke uçuruyorum. En az 4-5 yaşındaki kuş. Yaptığı demin ortada. Hani bazı arkadaşlar konuşuyor ya sağda solda. Şimdi onların uçuracağı kuş ya bir gidecek ya iki yani kustuktan sonra ya üç gidecek abi. Evet. Yani ben bu kuşu kedi kuşumdur diye övmüyorum. Ama ne diyorlar? İşte bilmem Hasan Hüseyin'in kuşu iki hafta oynar. İki hafta sonra ya dala ya sağa ya sola ya otobana konar. Bu kuşları biz çok besledik. Torbayla çıkardık. Alın size 5 yaşındaki kuş. 2 haftalık değil ha. 5 yaşındaki kuş oynuyor. Yerine de gelip konacak. Sen bir tane daha kuş çıkart oraya. Bir zahmet sana. Aleyküm selam İbrahim Tam. Hoş geldin kardeşim. Muharrem Konur. Aleyküm selam. Hoş geldin. Kral Kuşçular. Hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar daha iyileri sizlerde olsun. Biz sadece burada yani bazı doğruları, gerçekleri göstermek için canlı yayın yapıyoruz. Mesela söylüyoruz, anlatıyoruz. Tabii sağda solda yalan, iftiralar. Tamam çıktı gel. Ha indir onları da. Bir zahmet. Arkadaşlar evime gelen misafirlere ben böyle kuş çıkartıyorum. Murat benim kardeşim ya. Bu tür güvercinler Osmaniye'de çok var. Grup olarak uçuruyorlar hep. Takla kuşu grup olarak uçmaz. Öyle değil mi? Tabii. Onların Osmaniye'de uçurdukları ya karışımdır ya da filo. Erşan abi nasılsın? İyisin inşallah. Sen de hoş geldin. Murat Alagöz'le beraberiz. Sana selamları var. Safet Osman sen de hoş geldin kardeşim. Sinan Çabuk. Cümleten hoş geldiniz kardeşim. Yavuz Selim Balkan, kalıcı komşu olmak isteyen var mı? Evet. Bana şey atın arkadaşlar, mesaj atın, yorum atın, ben size dönüş yaparım. Arife Aslan, hoş geldin bacım, nasılsın? Aleyküm selam ve rahmetullah. Ebeden ve daimen. Sizler de hoş geldiniz, güzel insan. Allah razı olsun. O diyor biz çuval çuval çıkardık, kuş çıkardık. Onlar yani
bu kuşlar nereden eline geçirmiş? Benden mi almışlar? Sağdan soldan mı almışlar? Yo, ya, bir de diyorlar kimden işte. Almışlar yani? Ben çok merak ediyorum. İşte, çünkü piyasada o kadar yalan dönüyor ki bu kuş hakkında, yani kuşlar hakkında. Yani millet bunlara benzer kuşları satıyorlar birbirlerine. Sağ sola dağıtıyorlar. Murat kardeş, hava kaç derece şu an? Bak biz oradan kalktık, gölgeye oturduk. Vardır, 10-15 derece vardır yani. Peki bu kuş şimdi havada 10-15 derecede, yarım saattir havada. Ya ben bu kuşları Iğdır'da da uçurdum ben. Uçuyorlar. Aleyküm selam abi, hoş geldin. 45 derecede 4 saat 5 saat havada kalanlar sola atacak kuşlar değiller yani. Evet. Evet arkadaşlar, kuşumuz daha havada. Uçurduk. Şu an daha iyisini yapmaya başladı. Kaç sefer yaptı? 3 sefer, 4 sefer. 3 sefer falan yaptı. Heh. O abilere ben diyorum, geçen de ben ihalede de söyledim. Dedim bana kuş uçursunlar. 1000 euro seyretme parası vereceğim. Kuşunun değeri de 5000 lira. Tamam, sen şimdi bana vermen evet. Gerekiyor. Ya o, benim lafım... Helal olsun lan. Helal olsun sana ya. Sizin kuşları ben çıkarttım diyen adamlara. Ben söylüyorum. Ben o kuş uçur. Kimse kuşu almaya kalksa ben dişisiyle yani bir kuş almak dişisi olacak. Dişisi olmadı mı bir şey yaramıyor. Dişisi de var, yavruları da var bu evet. Kuşun. Yani alırsın yani 500'e de alırsın, 200'e de alıcıyla ama, satıcı. Ama vermezler. Vermezler. Verirler mi? Sen verir misin kardeşim? Uçurduğun kuşu, bak oynuyor, altında oturmuş çay içiyoruz. Evet. Uçurduğun kuşu sen verir misin kardeşim? Ya ben hiçbir zaman, ya emek verdim kuşu. Para önemli değil ama kuşu, para her zaman bulursun. Tabii. Yani emek verdim kuşu ben kimseye vermem. Aleykümselam, hoş geldin Büklem. Ben bu kuşun atmacasını, hastalığını geçireceğim, uçuracağım, bütün zahmetini çekeceğim. Eli hoş geldin. Getireceğim, 50 lira, 100 lira, 500 lira vereceğim. Öyle yağma yok. Ben ister inanın ister inanmayın. Bir daire parası verdim. Sırf kuş gezmek uğruna. O sende de kuş var yani. Allah var. Bir kuş bu kuş yüzüne yani. Yani iyi kuş varsa yani millet satmıyor. Ha o kuşa benzer kuşları satıyorlar. Evet. Anasıdır, danasıdır, kardeşidir diye satıyorlar. Yalancıktan, dolancıktan işte ne bileyim. Türkiye'den buraya çuval çuval kuş geliyor. Nerede bu kuşlar? Kim neye uçuruyor? Adam 20-30 metre havadan iki takla vuruyor kuşu. Sevincinden eve şey alıyor. Çiçek alıyor, hediye alıyor. İki kuşum iki takla fazla vurdu diye. Onun için yani bilemiyorum yani. Herkesin kuşçuluğu kendi kapısındaki kuşa göre. Ben öyle diyorum. Aynen öyle. O benim lafım. Yani bir kadar kuşçudur. Kendi kapısında ne beslediğine bir baksın. Hangi anlayışta kuş beslediğine bir baksın. Eğer ki iki tokatla, üç tokatla bebek kuş güzel kuşlar varsa o kadar kuşçudur. Çünkü herkes en iyisini, gördüğünün en iyisini beslemek ister arkadaşlar. Biz böyle diyoruz yani. Burada kimseyi de kötülemiyoruz. Kimsenin ayağını da atmıyoruz. Tabii. Onlar kendilerini zaten biliyorlar zaten. Ya boş ver Murat. Zaten yani yarası olan kocunur. Evet. Biz kimsenin ayağına atmıyoruz. Burada sohbetimizi yapıyoruz. Çayımızı içiyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Kuşumuzu uçuruyoruz. Hava güzel. Üşüdün mü? Yok üşümedim. Güzel değil mi hava? Arkadaşlar sizler birbirinize destek olmak için abone olabilirsiniz. YouTuberler. Bana da abone olabilirsiniz. Hava çok güzel arkadaşlar. En az 15-16 derece, 17 derece. Sağ olsun Murat kardeşim, Murat Aragöz. Bugün beni ziyarete geldi. Ben de elimden gelen ikramı, eziyeti göstermek zorundayım. Memnuniyetle tabii ki arkadaşlar. Kuşçuya verilecek en güzel hediye... Kuş uçurtmaktır. Onu da herhalde yapıyoruz yani. Tabii canım sohbettir. Yoksa sohbettir. Evet. Alım da satım dur. Bunlar kuşçuluğu bozan işler. Aynen. Bir insanın kapısına gidiyorsan o adamın
kuş almak için ya da kuş aldıktan sonra dostluğun arkadaşın, o zaman hani bu kuşun anlamı ta kalmıyor. Valla bazı insanlarda dostluk Evet, bitene kadar. Maalesef öyle. çıkarı bitene kadar, ama bizde dostluk mezara kadardır. Biz kimseyi Tabii. satmayız. Ha, biz de satanı ne yaparız? Beleş veririz. Evet, beleş. Aynen, beleş veririm ben. Evet. Sen de öyle ol kardeşim. Tavsiye ederim. Evet. Neresi orası? Burası Belçika kardeş. Burası Belçika. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Sorusu olan varsa sorsun. Abone olmayı unutmayın. Birbirinize destek olarak destek verin. Daha güzelleri sizlerde olsun. Hava full, evet. Çok güzel bir hava var. Ya bu kuş yorulmadı abi. Ya uçuyor da yani, yaşlı kuş ha. Murat. Bu kuşlar var ya, yani bu kuşlarda uğur gelmeyene kadar, yani başına bir şey gelmeyene kadar bu kuşlar her zaman uçarlar. Yani uçar bu kuşlar. Üstüne de koyarlar, Üstüne de indirmezler. koyarlar yani. Yani bu kuşlar yani bazıları diyor 2 hafta, 3 hafta, 5 hafta oynar. He. Yani bunlar da yani uçmayayım, oynamadım diye bir olay yok. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah, sağ olasın. Yani bu hani bu kuşlar öyle şey kuşu değil yani. Yani bebek kuşu değil yani. Ha, iyisini eline geçirirsense, ister inan ister inanmayın, uçuşunu, oyunu gördüm akşam yatamazsınız. Aynen. Yani akşam yatamazsınız. Yani sabah olsun da ben gideyim de bu kuşu ben Zaten Murat kardeş, uçurayım da ben de göreyim. öyle kuş seviyorum, biliyor musun? Kuş gelsin. Evet. Kuş gelsin. Yarım saatte, bir saatte bir sefer yapsın. Evet. Ama aklıma alsın. Tabii. Bir hafta rüyama girsin. Evet. Bu kuş nasıl oynadı diye. Evet. Anladın? Ha, o şekilde gelsin. Sabaha kadar ben Ya bazı kuşlar da çemer çemer yapıp yapıp geliyor. Bir saatte o sefer geliyor. O kuş da bana göre kuş değil yani. Uçacak, geniş olacak. Yani bir insan sevgilisini nasıl arıyorsa, sağa sola bakıp da arıyorsa, kuşunu böyle arayacak. Ekran mı dondu, ne oldu ya?